Hasan Ramadan Cemil Anası'na düzenlenen bu turnuvayı her yıl izliyoruz, her yıl katılıyoruz. Bu yıl da bir kez daha hem sponsor Işın Ramadan Cemil Hanımefendi'ye, Ramadan Cemil işletmelerine ve aynı zamanda tabii İbrahim Özsoy ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok uğraş isteyen, çok çalışma isteyen devlet dairelerinin tabii spor adına birlik ve haberlik, kardeşlik ve spor adına yapılan bu etkinliğin gerçekten büyük başarıyla bu akşam tamamlandığını gördüm. Polisin takımını tebrik etmek istiyorum. Kazandılar. Ama kazanıp tabii bu akşam kupalarını alacaklar. Ama bu turnuvaya katkılarını koyan bütün dairelerimize, bütün futbolcularımıza, yöneticilerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu spor adına güzel bir etkinlik düzenlenmiştir. Yine bir takım güzel olaylar yaşadık. Ve tabii ki Sayın Özsoy'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada hakemlik yapanlara da teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten yoğun kalabalıklarla bu güzellikle yaşamıştır. Katılanlara, taraftarlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii burada esas amaç Hasan Ramadan Cemil'i anmaktı. Hasan Ramadan Cemil'de de tabii mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun diyorum. Çünkü Kıbrıs Türk halkına genç yaşta çok büyük hizmetleri geçmiş. Büyük bir müessese kurmuş. Ama maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldığı için onun isminin yaşatılması ve tabii ki yeni nesiller tarafından bilinmesi gayet yerinde ve bir vefa duygusudur. Dolayısıyla bir kez daha Hasan Ramadan Cemil Beyefendi'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geceyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Bu turnuvayı daha önceleri çok duymuştuk. Özellikle Işın Hanım bize sıkça bahsediyordu. Hep bu turnuvada olmak istiyorduk. Bugüne kısmetmiş. İnşallah sonucu kazananlar adına iyi olur. Bizim de burada Arçelik olarak kazanan arkadaşlara bir takım sürprizlerimiz olacak. Herkese şimdiden, özellikle kazanan takıma şimdiden başarılar ve tebriklerimi iletiyorum. Burada olmaktan, Kıbrıs'ta olmaktan çok mutluyum. Organizasyondaki ev sahipliği için Işın Hanım'a ve camiye çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Final gecesindeyiz. Geceyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Valla benim için çok duygulu bir gece. Rahmetli yeğenim Hasan Ramadan Cemil için düzenlenmiş. Gayet güzel düzenlenmiş bir turnuva. Onun hatırasına yakışır. KKTC'nin kuruluşunda ve kuruluşundan sonra toplumumuza çok büyük katkıları olan bir iş adamı. İnsan sevgisiyle dolu bir insandı. Onun hatırasını yaşatmak için bence mükemmel bir organizasyon. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Final gecesindeyiz. Evet. Sevgili duygularınızı alabilir miyim? Evet. Şimdi bu Hasan Ramadan Cemil Bey'in anısına yapılan bir turnuva. Hasan Ramadan Cemil Bey de benim çocukluk arkadaşım. Onun için benim için bu turnuva çok anlamlı. Onun hatırasını yaşatmak için çok önemli bir fırsat. Çok değerli bir insan, mükemmel bir insanın ismi verilmiş bu turnuvaya. Ve her yılda yapılıyor, geleneksel olarak yapılıyor. Ve katılım çok çok iyi. Bir katılım var burada. En önemlisi spor yapılıyor. Yani o çok önemli. Sporun yaşı yok derler. İşte burada örneği, güzel örneği. Rahmetle anarım Hasan'ı. Nur içinde yatsın. Ve Ramadan Cemil ailesine de bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir turnuvayı düzenledikleri için ve biz de böyle bir güzel turnuvayı izleyebildiğimiz için. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdiyiz. Duygularınızı alabilir miyim? Çok güzel bir gece. Katılım çok güzel. Takıma, her iki takıma da başarılar dilerim. Hasan Ramadan Cemil anısına böyle bir güzel bir gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkes için çok güzel bir gece olacağını eminim. Başarılar dilerim herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Final gecesindeyiz. Duygularınızı alabilir miyim? Final gecesi çok duygulu bir gece. Çünkü rahmetli dayımın anısına yapılan bir gece ve
özellikle bizim aile için çok önemli bir gece. İnşallah hayırlısıyla güzel bir sonuçlar alırız ve geceyi çok güzel bir şekilde geçiririz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizindeyiz. Sizin takım en gentleman takım seçilmiş. Duygularınızı alabilir miyim? Evet tabii. Hasan Ramadan Cemil Dayılar Arası halı saha turnuvasında biz ihtiyaç sandığı olarak her yıl katılıyoruz. Bu sene çeyrek finale kadar yükselen başarısı gösterdik. Çeyrek finalde rakibimiz bizi yendi ve final yoluna kadar gitti. Tabii ki bu daireler arası bu turnuvalarda önemli olan arkadaşlık, centilmenlik ve tabii ki spordur. Biz de ihtiyaç sandığı olarak zaten bu anlamda kendimizde ispat ettik aslında. Çünkü spor birleştirici bir unsurdur. Bir de centilmence müsabakalarımızı yaptık. Dolayısıyla bizi de öyle takdir görmüşler. Biz de ihtiyaç sandığı olarak bundan çok memnun olduk, çok gurur duyduk. Tabii ki bu organizasyonu yapanlara da çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı yıllardan beri bu organizasyonu gerçekleştiriyorlar. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bize ihtiyaç sandığı olarak olabildiğince katılmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi spor da birleştiricidir. Hem de ayrıca daireli kendi aralarında işte bir kaynaşma olsun, tanışma olsun çok faydasını görüyoruz. Bu konuda teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Yaklaşık bir ay süren bir turnuvadan sonra şampiyon olmak gerçekten sevindirici. Ahmet! 4 yıldır üst üste kupa... Devam edelim, devam edelim. 4 yıldır bu turnuvaya katıldık. Arada bir sene katılmadık. Bazı olumsuz nedenlerden dolayı. Bir aydır süren bu turnuvada yaklaşık olarak haftada 2 maç yaptık. Arkadaşlar özveriyle gerek evlerinden gerek işlerinden çok özveri gösterdi arkadaşlar. Görevden çıkıp antik maça geldiler. Pek antrenman fırsatı bulamamamıza rağmen birlikteliğimiz 3-4 yıldır devam ettiği için bir takım ruhu var. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Ya basit bir kart idi bence. Sarı kart penaltı normaldi ama kırmızı kart çok ağırdı. Çok çalıştık. Bu 4. şampiyonluğum benim. Hocalarıma, amirim, ben müdürüm, herkes arkadaşlarıma teşekkür ederim. Seneye bu kupa yine bizimdir. Abone bizik. Başkası alamaz. Zor bir turnuva oldu. Önemli olan burada bulunmaktır, katılmaktır. Güzel bir turnuva oldu. Tabii Hasan Ramadan Cemil Ersin olduğu yine andık. Polis olarak üzerinde son görev yaptık, katıldık. Şampiyon olduk. Vallahi bu kupayı tüm arkadaşlarımıza ve polis genel müdürlüğüne hediye ediyoruz. Çok sağ olun. Gerçekten çok güzel bir mutluluk. Ne diyeceğimi çok da iyi düşünemiyorum ama ikinci kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anlatılmaz yaşanır diyorum. Kutlayan birimle beraber inşallah daha nice başarılar diyorum. Şampiyon BGM. Şimdi hedefimiz bir yurt dışı. İnşallah bir yurt dışına davet aldık. Polis takım olarak gideriz de bir de kupa oradan getiririz. Uluslararası bir kupa. Biliyorsunuz Hasan Ramadan Cemil turnuvası 9 yıldan beridir yapılmaktadır. Bu akşam PGM şampiyon olmuştur. Sayın İbrahim Özsoy'un Özsoylar ailesinin yapmış olduğu bu turnuva her yıl için bize renk katmaktadır. Ve futbolu bırakmış olan kardeşlerimiz olsun veya işte daha sonra futbol oynamak isteyen daire çalışan memurlar bu şeye müthiş bir ilgi göstermektedir. Bu sene de Sanlı Çobanoğlu'nun yapmış olduğu yeni halı sahada bu gerçekleşmiştir. Bu akşam da final oynanmış ve 5-4 PGM kazanmıştır. Onları kutluyorum. Şimdi de biliyorsunuz şeyler başlıyor. Kupa ödül törenleri başlıyor. Herkese başarılı dilerim. İnşallah devamını diliyorum. Arsene olsa ben daha iyi. Ne? Sen kalada bu ne? Bir parça. Bir parça.
Bırak git de eline geçsin ya. Top aynı paralar ama yolları gelsin. İhtişar Hanım'la sizlere bir konuşması olacak. Sayın Seçmenim, Sayın Bakanım, Sayın Misafirlerim, Sayın epey de ilgi olmuş, taraftarlar da gelmiş, izlemiş. Hakemlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Spor kazandı, dostluk kazandı ve haliyle bu akşam son maçta da gördüğümüz heyecanı hep birlikte yaşadık. Polisin takımını kutluyorum ama dediğim gibi bütün takımları kutluyorum. Önemli olan devlet daireleri arasında bu kardeşliğin ve kaynaşmanın devam etmesi ve tabii ki İbrahim Özsoy'a ve onun heyecanına da katılıyorum. Çünkü bu iş heyecan işidir. Bu kadar kalabalığı, bu kadar uğraşı, bu kadar başarıyı bir araya getirip bu coşkuyu yaşatmak herkese nasip olmaz. Onun için İbrahim Özsoy ve evlatlarını kutlamak istiyorum. Tabii Işın Ramazan hanımefendi her zaman ve ailesini kutladım. Vefa örneği Hasan Ramazan Cemil markası. Ben hiç unutmuyorum. Bundan 25 yıl kadar önce Arçelik firmasını grubuna kattığında ilk müjdeyi bana vermişti. Çok iyi bir dostumdu, çok iyi bir insandı, çok derin sohbetlerim oldu onunla ve her zaman bana sohbetlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişeceğini, Kıbrıs Türk halkının çok daha güzel bir refah seviyeye ulaşacağını söylerdi 30 yıl önce. 30 yıl öncesine göre Kıbrıs Türk'ü çok gelişti. Ekonomimiz çok büyüdü ve gerçekten onun özlediği bir takım başarılara Kıbrıs Türk'ü bugün ulaşmıştır. Dolayısıyla Hasan Ramazan Cemil Beyefendi mekanı cennet olsun diyorum tekrar. Ruhu şad olsun diyorum. Çünkü günün sonunda burada spor yapıldı. Güzellikler yaşandı. Kaynaşma ve bir takım gerçekten daireler arasında bu güzelliğin yaşanması çok güzel bir şey. Ama günün sonunda Hasan Ramazan Cemil için buluştuk. Mekanı cennet olsun diyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Ve tabii son cümle Arçelik grubuna. Arçelik grubu kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin amiral gemisi. Ve hep eski maçlarda da, şampiyonluklarda da sizlerden bir şeyler bekledik. Bu kazananları bir yere yolluyorsunuz. Barcelona'ya gittiler, Londra'ya gittiler, bilmem nereye gittiler. Bu defa nerelere gidecekler? Herhalde yine bir yere gideceksiniz. Dolayısıyla ben de şimdi bu konuşmayı kuru gürültü olmasın Evliya kardeş. Güzel bir fotoğraf çek bizi de sonra söyleyelim. Böyle bir gecede buluştuk. Herhalde Türkiye'nin amiral gemisi yine bu güzel olayı
taçlandırmak için bir yerlere kazananları veya onların temsilcilerini ve öz soyu da bu kadar emek veren, bu kadar uğraşır, o da gidecek herhalde. Ve bizler için o maçları izleyecekler ve haliyle bu güzellikler devam edecek. Motivasyon olmazsa, kamçılanma olmazsa gelen sene bu kalabalığı toplamak kolay mı? Dolayısıyla motive edecek. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice organizasyonlar, nice güzellikler ve nice başarılar diliyorum. Hepinizi tebrik eder, saygılar sunarım. Turgay. Bu turnuva aslında devlet dairelerinde çalışan personelimizi sosyalleştiren, birbirine bağlayan, ciddi anlamda bir motivasyon sağlayan bir organizasyon oldu. Her yıl bu organizasyonu büyük bir merakla bekliyoruz. Ve gerçekten bu organizasyonun sonucunda kimin şampiyon olacağını, kimin kazanacağını, grupların nasıl oluşacağını gerçekten büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ve bu organizasyonun devam ettiği süre içerisinde de dairelerimizde hem futbolumuzu hem de bu organizasyonun güzelliğini konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Gerçekten çok anlamlı bir organizasyon. Bu organizasyonun sahibi, bu organizasyonu hayata geçiren herkesi kutluyorum. Ramadan Cemil ailesinin bu ülkeye kattıkları hiçbir zaman yadsınamaz. Bu ülkenin bu noktaya gelmesinde çok ciddi emekleri, katkıları olmuştur. Hasan Ramadan Cemil gerçekten ruhunu bu ülkeye kattıklarıyla bu gençliğin, bu motivasyonun, bu heyecanın, futbolda yaşanan bu güzelliklerin aslında bu şekilde yaşanmasını hep arzu ederdi. Ve bu ülkeye sağladığı en ciddi katkı da bu oldu. Ve yaşadığı sürece de hepimize bu anlayışı, bu enerjiyi verdi. Bugün bu organizasyonla her yıl biz onu anıyoruz ve aslında o enerjiyi hep beraber yaratıyoruz. Ülkemize tekrar tekrar katmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle organizasyonda rol alan herkesi kutluyorum. Ve aslında bu organizasyonda bugün maçı hep beraber izledik. Polis ekibimiz şampiyon oldu. Ama ikinci gelen ekibimiz de gerçekten çok iyiydi. Turnuva boyunca bu iki güzide takımımız aslında şampiyonluğu ikisi de hak etti. Eğer bir organizasyon olacaksa ve Arçelik kendilerine bir ödül verecekse bence ikinci gelen takıma da vermelidir. Dolayısıyla bir yıl sonraki organizasyonda tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar dilerim.
Ebru Arçelik, Türk milli takımımız ana sponsoru. Dolayısıyla milli takım bizim en değerli şu anda yüzüde varlığımız. Onu çok iyi temsil ediyoruz. O da kendisi, milli takımda bizleri çok iyi temsil ediyor. İstanbul'da çekilecek iki kişi için İstanbul'da misafirimiz olarak milli takım maçına davet edeceğiz. Ayrıca tüm oyuncuların, yanılmıyorsam galiba 10 kişi var milli takımda. 14 tane imzalı futbolcuların orijinal imzalarını taşıyan milli takım forması hediye edeceğiz. İstanbul'da üç büyük takımdan birinin herhangi bir maçı veya uygun tarihlerin birisi bir Şampiyonlar Ligi maçında misafirimiz olacak. Yine bir İstanbul turu içerecek bu ödül. Çelik bizim başkanımız Sayın Elisim Tanrı'na yapıyor. Sezai Bayraktar. Sezai Bayraktar çıkmıştı. Sezai'yi kutluyoruz. Teşekkür ederim.